Çocuğun adı neydi? Ali. Peki sence söyledikleri doğru mu? Bilmiyorum da öyle git diyemezdik yani. Bir görürsen zavallı. Biz olmasak aç kalacak. Annesi olmaması çok kötü. Ben bilirim. Senin nasıl geçti günün? Normal sıradan bir gün işte. Matematik çalışacağım diye erken döndüm. Çalışsam iyi olacak. Canım oğlum. Ne haber anne, nasılsın? İyiyim işte oğlum, nasıl olayım? Sen? Ben de iyiyim aslında, keyfim yerinde. O kadar alacağın gidip geliyor. Sonuçta benimle uğraşan yok ama işte tek sorun. Ne sorunu yavrum? Ne oldu annem? Seni çok özlüyorum anne. Mahalleye geliyorum yakında. Ama yanına gelemiyorum. Ya sen de kalmaya korkuyorum. Ne kadar daha böyle olacak anne? Ay benim güzel oğlum benim, canım oğlum benim. Ben de çok yanıyorum Memo. Kokunu nasıl özledim benim bir tanem biliyor musun? Ama bak Memo. Memo bilmiyorum ne kadar sürecek ama dayanacağız tamam mı oğlum? Elbette geçecek bak oğlum bu günler. Bir gün gelecek biz kavuşacağız annem. Bugün çabuk gelsin anne. Çok çabuk gelsin. Kaçacağını sandın oğlum sen. Osman. Ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Ya aman ya hayır. Osman. Gel gel. Gel gel. Osman. Sana çok heyecanlı bir hikaye anlatacağım şimdi. Bir tane adam varmış böyle. Ya Osman. Böyle kadın yiyormuş. Ali. Ali. Gitmiş galiba. Korkup kaçtı bence. Veya bir şeyini bulmuş olmasın. Ve onu yakalamış. Bence bize söyledikleri yalandı yani. Siz inandınız mı anlattıklarına? Ben pek inanmadım. Peki ya doğruysa? O tek göz müdür nedir? Ya çocukları gerçekten kaçırıyorsa? Bilmiyorum. Oho! Hadi okula geç kalıyoruz, gidelim. Dikkat çekmeden vurun oğlum Osman. Hadi koçum. Ulan yine mi bu lavuklar ya? Beni mi takip ediyor lan bunlar? Dur bakalım anlarız şimdi. Gelmemiş. Tabii iyileşmemiştir belki. Demek ki gerçekten hasta. Ya da yeni arkadaşlarıyla fink atıyor. O da olabilir. Allah! Ne oldu lan? Matematikten ödev vardı değil mi? Ey Allah'ım ya yine unutmuş. Oğlum gülmeyin ya yardım edin. Çiğdem yardım et ya. Tamam çıkar defterini. Yes be. Var ya bu Çiğdem olmasa sende ne yiyeceksin he?